Hayat Açık Görüş'te gündemi konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümde Star Gazetesi yazarı ve aynı zamanda aktivist. Bu sıfatı kullanabilirim herhalde. Sayın Sibel Arslan konuğuma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demokratikleşme paketinin üzerinden konuşuyoruz Sayın Arslan. Açıklandığı günde 24 ekranlarında aktardınız birçok konuyu ama şimdi bugün köşe yazılarına baktığımda özellikle başörtüsü üzerinden paketin bir küçümsenmeye çalışıldığı izlenimi var. Majör özellikle kanallarda ve medyada bunun üzerinden bu paketi, demokratikleşme adımlarını başörtüsü üzerinden küçültmeye çalışıyorlar ya da biraz daha önemini azaltmaya çalışıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani küçültmeye çalışmak şeklini de değerlendirmedim ben. Hı. Ama doğru, genel olarak demokratikleşme paketi konusunda hafifseme yolunu tercih ettiler. Muhalefet edenler. Bu da bence başarılı bir muhalif dili kuramamalarıyla da ilgili bir şey. Tabii bir de kadınları ilgilendiren bir konu olması. Yani kadınlara bakış açısının onları ikinci cins olarak erteleyen bir bakış olması falan. Bütün bunlar da besliyor şeyi, bu bakışı. Çok rahat, çok kolay gördükleri bir alan muarızların. Yani demokratikleşme paketi hep maruz kalınmış siyaseti tartışmaya açıyor. Evet, ama bu maruz kalınanlar arasında hep de bir şey var. Yani daha güçlüler var, daha güçsüzler var. Zannediyorum bu biraz kadına yönelik, kadının edilgen olduğu ön yargısıyla hareket eden düşünceyle de ilgili. Yani sadece siyasi duruş, sadece ideolojik farklılık değil. Kadınları ilgilendiren bir cihet olması da erkekleri çok kolay konuşturuyor zaman zaman. Evet, bu yazılardan bir tanesi de erkekler. Şimdi isim vermeyeyim. Okudunuz değil mi? Şimdi tabii burada sizin özellikle Başbakan Erdoğan'ı açıkladıktan sonraki cümlelerinizden bir tanesi işte havalara uçtuğunuzu ifade ediyorsunuz. Evet. 46-48 yıllık bir zulmün sona ermesinden bahsediyorsunuz. Kamuda başörtü yasağının kaldırılmasını. Evet. Bu konuyla ilgili de birçok konferansa katıldığınızı, bu konuyla tabii ilgili ne kadar mücadele ettiğinizi de ben şahsen biliyorum. Mutlaka takip edenleriniz de biliyordur. Niye bu kadar heyecanlandırdı sizi? Bunu hem geçmişte yaşadıklarınızı anlatarak aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi demokratikleşme paketinin omurgasını ayrımcılığa karşı bir duruş ve eşitlikçi bir bakış açısı oluşturuyor aslında. Bunu böyle görmek lazım değil mi? Çünkü hani başörtüsü değil aslında bu. Yani ayrımcılıkla mücadele ve nefret suçlarının önlenmesi olarak görmek ya lazım bunu değil bir mi? Bir sürü patlamış bir vitray düşünün veya kırık bir vazo düşünün. Bir sürü parçacıkları var. Hı-hı. Ve bu parçaları sizin birleştirmeniz lazım tekrardan. Bu kırık parçalardan bir tanesi. Ama bu ülkede tabii hepimizin yaşadığı kırıklık hikayeleri var. Hı-hı. Ve hepimiz de nereden kırıldıysak kimliklerimizi de oradan kuruyoruz aslında. Yani yaranız neredeyse kimliğiniz oradan beslenir. Oradan kurarsınız varlığınızı, varoluşunuzu. Bu bir varoluş mücadelesiydi. Yani sosyal hayatın içinde, eğitimde, meslek hayatında, ailesi içerisindeki konumuyla ilgiliydi hatta pek çok kere. Sonuçlarını böyle yaşıyorduk çünkü. Ve 1967'den beri yaşanan bir yasak. 1968'de Şule Yüksel Şenler Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bir konferansı var. O konferansta diyor ki İstanbul'daki arkadaşlarınız, başörtülü olarak giren arkadaşlarınız var üniversiteye diyor. Ve oradaki genç kızlar da biz de girebiliriz öyleyse demek ki böyle olabiliyormuş diye düşünüyorlar. Ve başörtüyle girmeye karar veriyorlar. Hatice Babacan bunlardan bir tanesi. Hı. İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu halde. Ve olay çıkıyor. İlk öğrenci olayları bu başörtü yasaklarıyla başlıyor. Muhafazakar kesimin ilk deneyimi diyelim. Hı hı hı. Muhafazakar kesimin ilk öğrenci eylem deneyimi. Bu başörtü yasaklarından başlıyor ve benimle akran 46 yıllık bir süreç bu. 80'lerden sonra YÖK Başkanı İhsan Doğramacı tarafından
türban diye bir şey tanımlanmıştı. Yani ben hatırlıyorum 1984-85 yılında ilk üniversiteye girdiğim birinci sınıfta İstanbul Üniversitesi'nin kapılarında bir şekil vardı, bir maket vardı. Şu arkadan bağlanan bir stil var ya şimdilerde de görüyoruz. Onun ismi türbandı. Yani bu şekilde bağlarlar öğrenciler deniyordu. O zaman daha türbanla başörtüsünün tam karar verilmemişti. Daha sonra üniversiteli kızların örtüsüne türban dendi. İşte ama onlar anneleri gibi örtmüyorlar. Benim annem de, benim büyük annem de örtülüdür. Bizimkiler başörtüsü, onlarınkisiler türban şeklinde böyle bir ayrım başladı. Halbuki burada bir hata var. Yani onu da tahsiye etmek lazım. O şekilde arkadan bağlanmış şekliyle türban serbestti 85'te. Daha sonra 86-87 öğrenim yılında tekrardan yasaklar başladı. Ve bu şekilde bazen daraltılarak, bazen rahatlatılarak bugünlere kadar gelindi. 97'ye kadar gelindi. 1997'den sonra başörtü yasağı sistemik bir hale geldi. Sistematik olarak bütün Türkiye'deki üniversitelerde uygulanmaya başladı. 97'den kastınız 28 Şubat süreci. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarının açıklanması, Refah Yolu Hükümeti'nin dağıtılması ve arkadan bütün üniversitelerde yasak haline geldi. O derecedeydi ki yurtlarda, öğrenci yurtlarında da yasak geldi. O derecedeydi ki yine İmam Hatip liselerinin alan sınırlaması, puan kısıtlaması aynı dönemlerde yaşanmaya başlandı ve böyle birinci tehlike ilan edildi. O derecedeydi deyip ben şunu da ekleyeyim. Sadece buna muhatap olanlar değil, buna muhatap olanların yakınları, anneleri, tabii, teyzeleri, tabii, ileri derecede yakın akrabaları bile, tabii, bundan eşleri nasibini, tabii, aldı. Kızının mezuniyet törenine giremeyen başörtülü, tabii, bir anneden, eşi başörtülü olduğu için kıdem alamayan, rütbe alamayan askerlerden. Bunlar da hepsi, evet, birbirine etkiledi. Hatta öğrenci velileri ilkokula giden çocuklarını almak için okullara gittiklerinde bahçeden içeriye alınmadılar. Hatta bu kaldırımda da duramazsınız, caddenin karşı kaldırımında duracaksınız dendi. Yani Gazi Osman Paşa'da böyle bir uygulama vardı mesela. Küçükköy İmam Hatip'e keskin nişancı gönderdiler. 2002 yılında ben İstanbul Hukuk Bürosu'nun avukatlarından birisi olarak çalışırken biz karakollardan gelen habere yetişemiyorduk yani büronun avukatları olarak. Çünkü 13-14 yaşındaki çocuklar kollarına kelepçe takılıyordu. Otobüslere bindiriliyordu. İstanbul'un çok dışında bir yerlerde bırakılıyorlardı dağın başında mesela. Yani böyle bir müeyyide yok. Ne ceza kanununda var, ne medeni kanununda var, ne böyle bir yönetmelik, genelge çocukların kollarını kelepçeleyin de işte götürün dağ başında bırakın diye böyle bir cezalandırma şekli yok aslında. Tabii çok kötü günlerdi. Allah bir daha göstermesin. O günlerden geçen bir kişiyim ben. Şimdi bugün daha fazla anlam ifade ediyor tabii. Gençler hani çok iyi anlayamıyorlar. Benim kendi oğullarım da üniversite öğrencisi. Tabii hayal meyal hatırlıyorlar o günleri. Ve çoğu hatırlamıyor. Onlara tabii niye bu kadar çok işte seviniyorsunuz, niye bu kadar sevinçlisiniz diye soruyorlar. Onları anlatmakta zorluk çekiyorum ama bir 28 Şubat muhakemesi var mesela. Oradaki şeylere bir baksınlar, bir göz gezdirsinler gençler neler yaşandığını. Akla hayale gelmeyen şeyler yaşandı. Peki, birinci tehlike ilan edildik bu ülkede yani biz. Evet yani hani zaten Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantılarından çıkan iki tane konu vardı. Biri bölücülüktü. Bölücülükten daha önce irtica, evet, sorunuydu. Ardından, tabii, bölücülük. Bölücülük ikinci plana düşmüştü. İkinci plandaydı. Evet, evet. İrtica ilk plana almışlardı zaten. Son dönemde özellikle 28 Şubat'ta başlayan, evet, süreçte. Tabii az önce söylediniz. Şimdiki gençler çok hatırlamıyorlar, bilmiyorlar, anlamıyorlar. Ama bu ülke ikna odalarını da yaşadı. Tabii. Yani şu anda üniversiteye giden öğrenciler, evet, belki rahat gidebiliyorlar ama onların 3-4 devre önceleri, 3-4 dönem önceleri... İkna odasını siz gördünüz mü? Ben de size sorayım. Biliyorum. Yani biz, evet, görmedik tabii ama bizim dönemimizde onlar. Evet. Başörtülü kız öğrenciler işte. Nur Sertler şu anda CHP milletvekili. Yani çok, o dönem İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı zannedersem. Evet, çok sinir bozucu bir şeydi. Şu anda bile ben yani ellerimi ovuşturuyorum hatırladıkça. Saklı kitap diye zaten kitaplaştırdım da ben. Hı. Gülşen Demirkol'un da ikna odalarıyla ilgili bir sosyal araştırma kitabı var.
yani o kızlara şöyle beyazdır çoğunlukla, beyaz pima penden veya beyaz boyalıdır. İşte içinde aynalar vardır. Böyle düz bir yol. Bütün insanlar, yüzlerce insan kapının önünde birikmişler. Bir kız, genç kız, üniversiteye daha ilk adım atış günleri ilerliyor, ilerliyor ve o odaya giriyor. Ve o odada kendisine türlü sorular yöneltiliyor, türlü psikolojik baskılar yapılıyor. İşte anneni tekrar etme, annen gibi olma, hayatını karartma. Bunları hepimiz az çok yaşamışızdır zaten karar veriş süreçlerimizde ama orada düşünün, Anadolu'nun bir küçük kasabasından gelmiş, imtihanları kazanmış, İstanbul'a gelmiş, Ankara'ya gelmiş. Yeni bir şehirde, yeni bir okul, üniversite, bambaşka bir camia ve bütün gözler sizin üzerinizde. Büyük bir göz olarak hatırlıyorum zaten 28 Şubat'ı. Yani her tarafı kontrol eden büyük bir göz. Evet. Şimdi o gözle yüzleşiyoruz. Ben 1988'de başımı örtmeye karar verdim. Son sınıf öğrencisiydim. Ve yasaklar vardı tabii. Yani Kenan Evren veto etmişti. Özal, Allah rahmet eylesin, bir çerçeve kanun deniyordu. Bizim şimdi torba kanunlara benzeyen bir şey. Onun içinde bir küçük ibareyle, bir cümleyle üniversite eğitimini serbest bırakan bir şey hazırlanmıştı. Çerçeve kanun hazırlanmıştı. Daha sonra tabii Kenan Evren Cumhurbaşkanı'ydı. Veto edildi. Ve ailem bana sormuştu. Yani annemin sorduğunu hatırlıyorum. Yani nasıl olacak bu? Tamam, başını örtmeye karar veriyorsun ama ne yapacaksın daha sonrasında? Dedim, bu Kenan Evren herhalde Cumhurbaşkanlığı bitince yasaklar kalkar diye düşündüm. Evvelki gün Başbakanımız demokratikleşme paketini açıkladı. Saydım baktım 25 yıl geçmiş. Bizim hayatımız böyle 25 yıl uçtu ve gitti. 2010 yılında İstanbul Hukuk Bürosu'ndaki avukat arkadaşlarla bir küçük şey yapmıştık, araştırma, bir çalışma yapmıştık. 2002'de 10 bin öğrenci yurt dışındaydı. Başörtü yasağı ve imam hatiplere uygulanan kısıtlamalar, daraltmalar yüzünden. Bu şu anda çok daha büyük bir rakamdır yani yıllar içerisinde. 2002'den. Bunlar gidebilenlerden bahsediyoruz tabii, değil mi? Tabii, yani tabii. Bu yani herkesin böyle bir çok imkanı da yoktu. Çok kolay bir şey değil. Hayır tabii, bir de herkesin imkanı yok. Burs alabilen öğrenciler tabii ancak gidiyor. Yani tabii. Ya mali durumunuz buna yeterli olacak veya çok başarılı, en başarılı öğrenciler ancak gidebiliyorlardı. Ve erkek öğrencilerin anlatılmamış bir hikayesi vardır. Gene hani başörtü mücadelesi veren veya o yüzden hakkı kısıtlanmış kişiler toplumdan bir şey gördüler, destek gördüler. Yani bu ülkede halk tarafından en iyi desteklenmiş, destek almış belki de tek öğrenci hareketidir. Çünkü hiçbir şiddete, şiddet yoluna maruz kalınmamış, işte yani bir cam bile kırılmamıştır. Evet tabii, joplanmalar, kelepçelenmeler, tabii, polisin o dönemdeki tavırlarını da biliyoruz, İslam Üniversitesi'nin bahçesinde. Hepsi oldu, hepsi yaşandı. Ama erkek öğrenciler daha şeyde kaldılar, gölgede de kaldılar. Daha, başörtü kız öğrencilere daha çok destek olundu, yurt dışına çıkışları için falan. Ama mesela imam hatipli erkek mezunların hikayesi de henüz anlatılmamıştır. Onlara da gelecek herhalde. Çünkü onlar da katsayı farkından dolayı... Şu kaldırıldı şu anda, evet, biliyorsunuz. Aşamalar halinde. Tabii Merve Kavakçı'nın o dönemde yine başörtüsü yüzünden önce meclisten, daha sonra vatandaşlıktan atılması ve haddinin bildirilmesi. Onun nezdinde bütün dini inancı dolayısıyla örtülmüş kadınların yaşadığı mağduriyetler, bir sembol isimdi Merve o dönemde, halen de öyle. Ama işte bu 25 yılın sonunda bunlarla karşılaşınca, hani demokratikleşme paketini bugün azımsıyor pek çok kişi, başörtüyle ilgili olan kısmı da o, hani üç kısımda bir şey devam ediyor gene, üniforma meselesi yüzünden, evet, askeri polis, asker ve asker, evet, hakim, yargıçlar, bu üç kategoride yasak devam edecek şeklinde gözüküyor. Ama bu nihai bir şey değil. Yani demokratikleşme paketi ne bir başlangıç ne bir son. Bu bizim ilk kez hazırlayacağımız sivil anayasaya yürürken geçtiğimiz kulvarlardan sadece birisi. Ve sürekli içine harç taşınan, içine bir
tuğla taşınan ve sürekli yükselen, yapılanan bir mimari olarak bunu düşünebiliriz. Bir köprü gibi düşünebiliriz. Ve bir korku toplumu oluşturmak için çok çaba sarf edildi. Bir korku toplumu oluşturmak için de bu yabancılaştırıldı insanlar ve aralarına tamponlar konuldu. Hani kesimler olarak birbirimizin hikayelerine sağır kaldık. Bugünkü yazımda da bunu ifade etmek istedim aslında. Yani Doğu ile Batı'nın arasında da çok kalın, sağır, böyle Çin Seddi'ni andıran duvarlar oluşturuldu. İnsanlar işte bu irticacıdır, bu ilericidir, bu Kürttür, Türktür, Alevidir, Sünnidir gibi, sağ sol gibi böyle çatışkılar üzerinde birbirlerinden uzaklaştırıldı ve bu arada oluşturulan bu korku zemininin üzerinde, bu korku denizinin üzerinde gemilerini yüzdüren yüzdürdü. Ve sadece siyaseten bir darbe değildi, ekonomik bir darbeydi yaşadığımız aynı zamanda. Yani istihdam haklarına yönelik bir soykırımdı adeta. Burada tabii sadece istihdam yönü söyleyince... Mesela o dönem mütedeyyin kesim ya da bunlara sahip çıkması gereken kesimle ilgili de tahmin ediyorum başörtülü insanların sorunu vardı. Çünkü zaman zaman basit örnekleri olsa bile bize muhtaçsınız, burada çalışacaksınız gibi. Ha, özel, özel evet, sektör için söylüyorum. Özel sektörde. Bundan da zaman zaman şikayet oldu ama nihayetinde baktığımız zaman istenilen noktaya geldi diyebiliyor muyuz? Üç grubun haricinde şu evet, anda kamuda başörtü serbestlisinin. Onu göreceğiz. Uygulamalar nasıl devam edecek? Mesela avukatlar takriben 7-8 aydır aslında girebiliyorlar. Evet. Ama kısmen girebiliyorlar. Yani bazı duruşma salonlarında da refüze ediliyorlar, alınmıyorlar. Avukat Zübeyde Kamal'ın evet, Ankara'da evet, yaşadığı biliyorsunuz durumlar var. İstanbul'da da var. Yani zorluk çıkartan mahkemeler, ama bu herhalde bundan sonra daha şey olacak, rahat olacak. Bir de şu var, yani kara ticaret kanununa göre avukatlık hem serbest meslek hem de birinci sınıf tacirdir ticaret kanununa göre avukatlar. Yani memur değildir, kamu görevlisi değildir. Buna rağmen uygulandı avukatlara çok uzun yıllardır. Ha, niçin askerler, yargıçlar ve polisler? Yani başka üniforma giyenler de var bu ülkede. Yani Türk Hava Yolları'nda üniforma giyiyorlar, benzin istasyonlarında üniforma giyiyorlar, restoranlarda üniforma var. Var, evet. Üniforma var. Bu dikkat ederseniz her üçü de yine kollukla ilgili bir şey. Yani icraî bir denetim yetkisi var. Hem yargıçların, hem polislerin, hem askerlerin. Ama bir çok önemli de bir adım atıldı. Tabii gönül ister ki yasak her yerde kalksın. Doğru. Bunu biraz kendi içimizde de tartışacağız. Yani sadece böyle devletin elinde bir sihirli değnek var ve hepimizin başına vurarak işte herkesi değiştiriyor şeklinde beklemeden. Bu yabancılaşmayı kendimizin de aşması gerekiyor. Yani siviller arasında oluşturulması gereken bir kültür de var. Evet. Yani bu demokrasi ahlakını, bu birbirimizin hakkına saygı kültürünü, birbirimizi yabancılamadan, ötekilemeden, ayrımcılık yapmadan, dilimize ve kalbimize hakim olarak insan onuruna yaraşır bir düzeyi oluşturmak için sadece devletten beklemek olmuyor. Yani devlet en güzel yasaları yapabilir. En güzel anayasayı yazabilir o meclis veya üniversiteler. Ama önemli olan biz o yasaların ruhunu nasıl üfleyeceğiz? O yasalara nasıl bir ruhla bakacağız? Bu çok önemli ve böyle bir deneyimimiz de maalesef eksik. Evet. Yani toplumsal olarak da biraz gözleri kendimize çevirmemiz gerekiyor. Burada arada yani başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapmak istemiyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi başörtülülere geçmiş o 28 Şubat süreci ve ondan sonraki sivil unsurların uygulamalarına baktığımız zaman, medyada o dönem yer alan haberlere evet, baktığımız evet, zaman başını örten insanların aslında dinle ya da Allah'ın emri olduğu için değil, abisi, babası, ailesi tarafından evet, zorla başı örtürülen evet, insanlar ve bu kesimin de, yani bunun karşısında duran o kararları savunan kesim de bu insanları bu zoraki başörtüsünden kurtarmaya çalışan kahraman edasıyla yaklaştıklarını gördük. Evet.
kırılma zaten orada bir anlamda var. Çünkü anlamıyorlardı. Yani bunun bir zorlamayla değil, bunun insanların işte dini inancından dolayı bunu yaptığını anlayamadılar. Anlamadılar. Hala da anlayamayanlar var. Evet. Bu noktaya geldiğimizde bu karar, hani az önce söylediniz ya, ayrımcılık, nefret işte, evet, bölmüşlüğü engelleme açısından bir faydası olur mu, yoksa o arayı açar mı? Bence konuşmaya başlıyoruz ve birbirimizi işitmeye başlıyoruz. Evet, çok üzüntülü günler geçirdik. Hak kayıplarına uğradık, can kayıplarına uğradık. Bütün kesimler olarak. Hayatımızdan 25 yıllar gitti, hayatımızdan çocuklarımız eksildi, arkadaşlarımız eksildi. Ve akıp gidiyor insan, akıp gidiyor zaman, gençlik. Geriye getiremeyiz o yılları veya hayatını kaybetmiş, terörden hayatını kaybetmiş insanları geri getiremeyiz veya asit kuyularında kemikleri dahi zorlukla bulunan insanları geri çağıramayız, ama bundan sonra nasıl bir hayat kurarız? Bundan sonra birbirimizin hakkına saygılı riayet eden bir hayat. Bu çok şey, steril bir cümle aslında. Ya gönül diye bir şey vardır, kalp diye bir şey vardır. Hani tazminatlarla ödemeye çalışırsınız. İşte 25 yıl bu kadın avukatlığını yapamamış. Bunun bir tazminatı vardır. Veya oğlunu askere göndermiştir. Oğlu şehit olarak geri gelmiştir. İşte buna bir tazminat verelim. Veya köyü yakılmış, boşaltılmıştır. Bunlara bir tazminat verelim. Her şeyin karşılığı tazminat değil. Evet, tazminatı verirsiniz, bu hak. Ama bu tazminatın ötesinde bir de helalleşme diye bakacağımız bir şey var, yönü var. Niye başbakanımız dedi ki helalleşmeye geldim? Helalleşme, bayramlaşma, musafahalaşma, barışma zamanıdır dedi. Biz biraz işin bu yönünü de açmamız gerekiyor. Hikayeler birbirlerine uzak. Birbirimizin hikayelerini, kalp atışlarını duymuyoruz. Doğu batıya sığır, batı doğuya sığır. Ben mesela bu çözüm sürecinde Doğu Anadolu'ya gittiğimde pek çok şeyle yüzleşmek durumunda kaldım. Allak bullak oldum. Hiç duymadığım hikayeleri, yaşam öykülerini, o acıları, kederleri yüz yüze geldim o kadınlarla. Anlatacağım kısımları var, anlatamayacağım kısımlar var. Benimle birlikte mezara gidecek sırlar var. Çok acı geçmişler bunlar. Bunu nasıl telafi edeceğiz? İşte birbirimize işitme alanlarını belki açarak, kurarak. Çok önemli bir şey söylediniz. O hani aydınlatılması gereken kadınlar olarak bakıyorlardı bizlere. Koca zoruyla veya baba zoruyla, erkek evlat zoruyla başlarına bunlar örtüyorlar şeklinde. Çok uzaktan bir şeydir bu. Yani oryantalist bir bakış açısıdır. Kesinlikle. Aslında. Mesela Leyla Şahin davasında da böyle bir paradoks vardır. Leyla Şahin davasında diyor ki yargıçların çoğunluğu, bir yargıç Tulkens ve Collins yazdı buna, şerh yazdı. O şerhte de çok güzel bir şerhtir o. Dile getirdiler. Hem kurban olarak değerlendiriliyor Leyla Şahin gibi başını örten doğulu kadın. Hatırladım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davadan bahsediyorsun. Evet, Strasbourg'da görülen davadan bahsediyorum. Orada başörtüsünü, yani kadın özgürlüğünün karşıtı bir hareket olarak, kadını daraltma, kadını edilgen bir şekle sokma, kadının kimliğini karartma şeklinde algılıyorlar ve victim, yani kurban olarak bakıyorlar. Ama aynı metinde aynı zamanda İslami bir militan kimliğiyle de tanımlanıyor başörtüsü. Yani tıpkı bir minare gibi, tıpkı bir ezan sesi gibi, hani saklanamayacak bir şeydir başörtüsü. Bir Müslüman erkek kendini ifade etmeden de yaşayabilir dünyanın her yerinde, ama ben kendimi saklayamam. Yani alameti bu halde, evet, gibi. Başörtülü şekilde giyindiğim için benim anlaşılır Müslüman kimliğim dışarıdan bakıldığında. Bunu bir İslami militan kimlik olarak da ifade ediyordu. Alt alta paragraflarla, bir üst paragrafta kurban, aydınlatılması ve kurtarılması gereken kadın olarak ifade ettiğiniz kişiyi bir alt paragrafta nasıl aktif bir eleman olarak değerlendiriyorsunuz? Yani bu bile paradoks, ama bizde her zaman bu ikisi üst üste getirildi. Bu şekilde servis edildi bu kimlik. Bununla da ilgili, yani bu ön yargılarla ilgili de bizim ciddi bir mücadelemiz var. Sadece şey değil, yani yasal bir tartışma değil. Bakın, demokratikleşme paketinin üzerinde durduğu bütün konular aynı zamanda kültürel olarak da birbirimizle hesaplaşacağımız, yüzleşeceğimiz, birbirimizi dinleyeceğimiz, birbirimizle konuşacağımız alanlar açıyor bize. Evet, kısa bir ara verelim, detaylarını konuşacağız. 28 Şubat davası da bu anlamda önemli, çünkü
bir anlamda o mahkemede de yaşananları konuşacağız, evet. Neler olduğunu, hukukçu kimliğinizi de aynı zamanda. Star Gazetesi yazarı aktivist Sibel Eraslan bugün Açık Görüş'te konuğumuz. Kısa bir ara vereceğiz, aranın ardından hem demokratikleşme paketini hem de 28 Şubat dava sürecini konuşmayı sürdüreceğiz kendisiyle.